Arkadaşlar şu an Şırnak Beytüşevap'tayım ve size burada göstermek istediğim biri var. Hepimizin az çok tanıdığı ve hayranlıkla dinlediği biriyle tanıştıracağım sizi. Bakın şimdi onun yanına gidiyoruz. Evet, karşımızda Tıvorlu İsmail abi. Merhaba. Eyvallah. Sen hoş geldin Beytüşevap'a, sefalar verdin. Her zaman bekleriz Beytüşevap'ında. İnşallah. Tek bu sefer olmasın, devamlı olsun. Tamam abi. Beytüşevap'a her zaman bekliyoruz. Saygılarımla sunuyorum. Teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz. Sefala getirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar İsmail abiyle Beytüşevap'ta bazı noktalara gideceğiz. İsmail abi beni nereye götüreceksin? Güzel yere getireceğim inşallah. İnşallah. Ya. Arkadaşlar şimdi belediye başkanımızı önce ziyaret edeceğiz. Ondan sonra şehrin farklı noktalarını size beraber göstereceğiz inşallah. İnşallah ya. Ben şöyle İsmail abiyle sürekli birileri fotoğraf çekiyor. Gelen giden herkes İsmail abiden fotoğraf istiyor. Arkadaşlar bakın şöyle Şırnak ve Hakkari gibi illerde kaçak çay, pirinç, bakın mesela bu İran pirinci falan. Böyle farklı farklı şeyleri getirip, daha uyguna getirip burada satışa sunuyorlar. Mesela burada bal var, işte hurma var, ne bileyim salep, kaçak çay. Böyle farklı farklı şeyleri İran ve Irak'tan getirerek satışa sunuyorlar daha uyguna. Böyle şehrin farklı noktalarında yöresel ürünler satıyorlar. Şöyle Instagram adresi de var. Nerede çekelim? Bütün ürünleri var. Tamam. Siirt'ten mi geliyor bunlar? Anladım. Şey bu cevizli sucuk değil mi? Yöresel adı var mı? Siirt'in. Evet, yerlidir o. Ha, yerli. Pekmezden oluşuyor. Hani Şırnak'a özgü bir şey. Yok, Siirt sadece. Tamam. İyi. Merhaba amcan. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Şırnak'a gelmek isteyenlere ne demek istersin? Nasıl? Şırnak'a gelmek isteyenlere ne demek istersin? Ne demeyim ki? Gelsinler mi? Gelsinler şimdi. Güzel mi buralar? Güzel buralar, güzel ya. Hadi bakalım. Vallahi buralar çok güzel. Yazın daha iyi değil mi? Tabii yazın daha iyi, yaylalar. Öyle, tamam teşekkür ederim. Sağ olasın. Öyle bakın arkadaşlar. Tamam. Şöyle şurayı göstereceğim. Bu ne sabunuydu? Bıttım sabunu arkadaşlar bakın. Hakiki bıttım sabunu. Çok fazla faydası varmış arkadaşlar. Şey bu kabak çekirdeği. Farklı farklı. Böyle yerli ürünler satıyorlar arkadaşlar. Belediye başkanının yanına gidiyoruz. Evet şu an abiyle beraber belediye başkanının yanına gidiyoruz. Sonrasında abiyle Beytüşevap'ı gezeceğiz. Arkadaşlar şöyle çocuklar falan Tıvorlu İsmail deyip duruyorlar. Abi çok ünlüsün ya. Vallahi. Kardeşim benim gezemiyoruz. Vallahi gezemiyoruz. Emin ederim. Gerçekten. Çocuklar o kadar bizi tutuyor. Yani sadece çocuklar değil şu an tüm Türkiye şu an tabii, sizi. Tabii ki. Öyle. Neyse belediye başkanlığına gireceğiz arkadaşlar. Hadi girelim. Beytüşevap Belediye Başkanlığı'na geldik ve karşımızda Belediye Başkanımız Habib Bey var. Ben de Seda kardeşimi burada ağırlamaktan şeref duydum. Kendisine teşekkür ediyorum. Böyle ülkemizin ve bölgemizin güzel yerlerini gezerek siz değerli takipçilerine sunuyor olması ve güzel aktiviteler yapıyor. Ben kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İlçemizi de ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Beytüşevap geldiğin için çok memnun kaldım. Bu sefer tek bekleme, her zaman bekliyoruz buraya. Allah razı olsun. Hoş geldiniz Safalar. Teşekkür. Arkadaşlar Şırnak gerçekten belediye başkanından normal sivil bir halkına kadar herkes çok özel ve güzel davranıyor. Kesinlikle ziyaret etmeniz gereken bir yer. Böyle evinizdeymiş gibi hissedebileceğiniz bir ortam. Şırnak'a herkesi bekleriz. Beytüşevap'a da bekleriz arkadaşlar. İsmail abiyle şimdi böyle ufak bir tur yapıp sonra Şırnak merkeze gideceğim. Onu farklı bir vlog olarak yapacağım. Ama Beytüşevap'ı Tıvorlu İsmail abiyle gezip sizlere burayı tanıtacağım inşallah. Size Tıvorlu İsmail'in doğuş noktasını yani Tıvor köyünü göstereceğim. Oh man.
meşhur Tıvar burası işte, Tıvar köyü. Şurada Tıvar İsmail abi. Gel gidelim. Bakalım. Şöyle arkadaşlar, şurası köyün merkezine gidiyor. Şurada da şehri görebileceğimiz bir alan var. Ay düşüyordum. Görünen dağ, dağ altı demek. Oranın ismi. He, köyün adı dağ altıymış. Dağ altı, evet. Dağın altında olduğu için. Dağın altında olduğu böyle için. Böyle bir isim koymuşlar. Dağımız da çok meşhur bir dağdır. Evet. Berkel Dağı diye. Tıvorlu köyü burası yani. Evet. Tıvorlu İsmail'in köyü burası arkadaşlar. Dağ altı, Tıvor köyü. Evet. Abi, gelmek isteyenlere ne demek istersin? Vallahi Tıvorlu İsmail'i görmeye gelsinler. Memleketimizi görmeye gelsinler. Burası çok güzel, çok meşhur bir yer. Evet. Gelip görün arkadaşlar. Gelip görmeye değer yani. Hangisi senin evin? Ha şurası. Beyaz çadırlı olan. Şu bir tane. Evet. Ben çıktım. Ha o benim evim. Burası İsmail abinin eviymiş. Velaşlı betonla yapılan bizim eski eserimiz odur. Burası eski evin. Eski evimiz. Biz ayrıldık babamda. Şu anda ben burada, benim bir kardeşim de, öbür arkadaşlarım da buraya yetmediği için dışarı çıktılar. Mersin'de, Antep'te burada kalıyorlar. Anladım. Yani meşhur Tıvorlu İsmail'in köyü burası. Tıvorlu İsmail köyü bu. Evet. Beytüşşebab'ın tepeden görünümünü göstereceğiz. Şöyle amca dikkat et. Amca yılların şeyidir de. Aynen. Şöyle arkadaşlar bakın. Şurası Beytüşşebab'ın yukarıdan görünümü. Şey buralar ve Hakkari'nin yerleşim yerlerinden bir yer. Bakın şöyle. Ve bayağı çıkıyorlar. Ben çıkabilir miyim emin değilim. Şöyle zor şartlarda çıkıyoruz. Kızım bu Beytüşşebab halkı hayatta bizim ilçede otel falan yapılmamış. Beytüşşebab halkı gibi misafirperver yoktur. Herkesin gidip kapıyı çalamaz. Yok amca sen beni misafir eder misin bu gece? Adam diyecek yok. Niye? Sen gidip hemen selamını verersin sanki ev sizin. Bizim halk böyle bir halktır. Otel yapılmamış, misafirhane yoktur. Bizim Beytüşşebab halkın kapısı herkese açıktır. İsterse yabancı olsun, isterse yerli olsun. O yabancı ile yerlisi diyemez. Bu tanıdıktır, bu yabancıdır. Kendi evine alır, misafir eder, ilgisini gösterir. Yani Beytüşşebab halkı mert bir halktır. Teşekkür ederiz amca. Sağ ol kızım. 3,5 metre burada kar yağıyor kışın. Şehir merkezine nasıl gidiyorsunuz peki amca? Şehir merkez dozer yolu açıp şehir merkezine gidip geliyoruz. Güzel konuştun amca. Teşekkür ederim. Bu hangi kanala gidiyor? Bu YouTube kanalı amca. YouTube. Eski Hristiyanların yaptığı bir yapı. Kalasıymış arkadaşlar bakın. Kalas dediğimiz şey kale. Kalesi. Kale. Ha. Bakın arkadaşlar ve kalıntısı var ama. Abi düşeceksin. Bak kalınlığı ne kadar var. Bak İsmail abinin kolu bile yetişmiyor bak. Yani. Tam 1,5 metre bak her bir taş. 1,5 metre yarım herhalde 40 santim de genişlik. Genişlik. Biz ev için bunları yıktık. O buradan bir ta ileriye kadar yıktı. Taşları bayağı büyüktü. Kepçe kaldırmıyordu. Ancak dayı bu taşı kepçe kaldırdı. Belki altında hazine falan vardır İsmail abi. Vallahi bilmiyorum. Tıvorlu İsmail abi bize burayı Beytüşşebab. Evet, Beytüşşebab'ı görüntüsü bize. Hakkari'den Beytüşşebab'ı. Evet, Hakkari'den evet. Önceden Hakkari'ye bağlıymış, şu an Şırnak'a bağlı. Evet, doğru. Şimdi Tıvorlu İsmail abi bize bir a yapar diye düşünüyorum İsmail kardeşim abi. Kardeşim benim, sen de İstanbul'da Beytüşşebab'a kadar sen de çok hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Zaten bizim ben o ünlü olduğum parçayı bu Türkiye'de zaten Dünya bu parçayı dinliyor. Bu parçayı da senin için söylüyorum. Tamam tamam İsmail abi. Kuba.
kubari 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 hep beraber ek düsse Selam Uris, Cehennemi, Allah'a emanet saygılar ve selamlar. Tıbolu İsmail, yes. İsmail abi çok güzel söyledin, ağzına sağlık. Şunu sormak istiyorum, bu şarkının kaynağı ne? Nereden bunu uydurdun? Kardeşim benim, 97'den beri söylüyorum. 97'den beri söylüyorum, birden bu parçayı, bu A'yı, O'yı öne attım. Paylaştım. Paylaştım, bütün gündeme düştü. Paylaştım. Millet paylaştı. Ben şimdi de Türkiye'de bu parça ünlü. Evet, şu an her yerde. Trabzon'dan mı Diyarbakır'dan? Tabii. Bütün futbol her yerde varsın. Futbol şeylere devamlı bırakıyorum bunu. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Hoş geldin Betüşe teşekkür Baba. Teşekkür ederiz. Peki. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Betüşe Baba gelmek isteyenlere ne dersin? Şöyle kameraya karşı konuş. Herkesi Betüşe Baba bekliyorum. Evet, gelirseniz. Tabii. Betüşe Baba çok güzel bir yer olmuş. Evet arkadaşlar. Bizim sıcak suyumuz var. Güzel kaplıcalarımız var. Güzel yaylalarımız var. Herkesi bekliyoruz buraya. Yalnız yazın gelin. Değil mi? Tabii. Şu an birazcık soğuk donuyoruz ama. Yazın hepinizi bekliyoruz Beyti Şevap. İnşallah. Beyti Şevap'ı da gösterelim. Şöyle Beyti Şevap'a karşı. Beyti Şevap. Nerede konserin var? Nereye gitsin insanlar? En yakında ayın 24'sünde ben Van'dayım inşallah. Ayın 25'inde de Irak'tayım. Sonra ben Kıbrıs'a gideceğim. İren Denizci ile orada bir konser vereceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Sonra da İstanbul'da olacağım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şu an Tıvorlu İsmail'in evinden beni davet ettiler. Şu an kadınlar için bir sofra serildi. Size orayı da göstereyim. Arkadaşlar şöyle çevirme yemeği. İçinde et var, patlıcan, patates, biber. Ve karıştırıyorlar arkadaşlar. Hı-hı. Şöyle servis ediyorlar. Hı-hı. Ve güzel bir görüntüsüyle Betüşe Baba ait bir yemek. Hı-hı. Arkadaşlar bir de şöyle yüzlerini göstermeyeceğim. Şöyle minder sistemi var şeyde. Şırnak tarafında. Teyze, evi sevmiş ki. Sevmiş bu. Evi sevmiş bir ki. Sevmiş ki. Arkadaşlar şu an teyzeyle Kürtçe konuşuyoruz ama anlamıyorum. Ette ne çekmiş ki? Şu an anlaşamıyoruz. Konuşuyorum, onu çekmiyor. Ama sesi çıksın istiyorum diyor. Ana beji bak ve dadan git de çite telefonu. Ne de ne keşit ama beji bırak. Ne yap çite dedi. Görüntü ne? Görüntü benim heye. Ya da nene, sen ki yok. Sonra göstereceğim onu seni. Paşa de denge de kalk uçuyor de nişat de. Teyze çavarı başı. Yala başı. Şükür. Şükür şey jivayı. Ben jivaşı. Şükür. Elhamdülillah. Kutke. Çitke. Yala başı. Şükür. Elhamdülillah. Kudai merada da hazır ki, kudai ne hoş yanına da değişen var. Hadi razı be işte. Hemi bir sorun olur. Allah'a emanet olun. 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 Kudai merada da hazır ki.
bu böyle davet ede. Ey halet. Bu böyle davet ede. Arkadaşlar burada kolonya kültürü var. Oturanlara böyle sürekli kolonya döküyorlar, kolonyayla elinizi. Ebe evlenmiş ya. Abla ya, nişanlı ya. He, Ez gelmiş ki düğün evi. Nişanlı ya. Ez gelmiş ki düğüne geleceğim. Gözeyim, inşallah. İnşallah gelmiş görmemiş ki. Hadi Allah var. Eşi güzel. Bayağı güzeli. Güzel. Allah mutluluk vermiş bir ke. Allah'a mutluluk ya.